birkaç özel dosyamız da yok değil. Hem de güzel özel dosyalar bunlar. Milyonlarca kişi bayramda biliyorsunuz memleketine gidemedi. Tatile gidemedi. Tatil zaten ayıp karşılanıyor. Çok büyük lüks olarak görülüyor. Öyle oldu artık. Mevcut ekonomik kriz bizi bunu söylemeye itiyor efendim. Kurban kesemedi, harçlık veremedi, yapılamadı, edilemedi. Peki bunların yanında neler oldu? Örneğin Mustafa Varak şu ara sosyal medyada çok meşhur eski bakan iki iş insanı ve bir bürokratla özel jetle kutsal topraklara hac ziyaretine gittiği öne sürülüyor. İddialar böyle. Peki ya detaylar? O da haberin içinde. Kamuda tasarruf, yeni vergi paketi, ekonomide sorunlar, milyonlarca kişi eskisi gibi bayramda kurban kesemedi, tatile, memleketine dahi gidemedi. Bayram tatiline ise vergi gölgesi düştü. Türkiye günlerdir yeni vergi paketini konuşurken, diğer tarafta özel jetle kutsal toprakları haç ziyareti tartışmayı alevlendirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac vizesi almadan Mekke'ye gidenleri Suudi Arabistan makamlarına şikayet etmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken AKP'li Mustafa Varank'ın 3 kişiyle birlikte özel uçakla hacca gittiği iddia edildi. Eski bakan AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, akrabası olan iş insanı İslam Cevahir, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keskin ve iş insanı Abdullah Kavukçu birlikte hac ziyareti yaptı. Dört kişinin Mekke'ye gidip geldiği özel uçağınsa iş insanı Abdullah Kavukçu'ya ait olduğu söyleniyor. Kavukçu'nun özel jeti devletten aldığı teşvikle satın aldığı iddiası da var. İslam Cevahir ise Mustafa Varank'a yakınlığı nedeniyle kamudan milyarlarca liralık ihaleler almasıyla tanınıyor. Halen Türk Hava Yolları ile ortaklaşa İstanbul Arnavutköy'de Kanal İstanbul'un güzergahında bulunan bir arazide 15 bin konutun yapımını sürdürüyor. Cevahir'in Bodrum'da aldığı emlak konutu ihalesi ise sözcünün konuyu gündeme getirmesinden sonra iptal oldu.